Bu videoda dekorlu kapı çizimi yapacağım. Bunun için yine kalın çizgide line komutunu alıyorum. Orijinden yakalıyorum. 0,0 enter. Çekiyorum 110. Yine yarıya yarı ölçülere göre gideceğiz. 110. Yani kapının gerçek ölçüsünün yarısını alıyoruz. 52. 110. Close. Dış çerçeveyi çizdikten sonra şurasını çizelim. Onun için ne yapalım? Offset mi diyelim? Offset diyelim. O enter ya da buraya tıkladıktan sonra 5 milimmiş. Şuradan 1,5. Buradan 1,5. Buradan 1,5. Bir de şuradan 25 varmış. Tekrar offset diyoruz. 25 diyoruz. En dıştan en dışa 25'miş. Dedikten sonra TR enter enter. Şu gider. Şu gider. Şu gider. 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 Bir offset daha diyeceğiz. Offset. O enter diyelim bir seferde. O enter. Ve 3 milimmiş aradaki mesafe. 3. 3 enter dedikten sonra TR enter enter. Evet, burasını da bitirdik. Şimdi gelelim. Şu kısım kaldı. Bunun içinde ne yapıyorum? Bunun içinde tam şu merkezden bir tane çizgi çizeceğim. Orayı referans noktası alacağım. Merkezden bir çizgi çizmek için merkezi bulmak lazım. Merkez kaça kaç? 26 Y yönünde. Orijin burası. Orijine göre X yönünde 40, Y yönünde 26 alıyorum. Şöyle bir L diyelim. Veya daireler. Bunlar daire olduğu için daire komutuna girelim. X yön dairenin merkezini bulmak için X yönünde 40, virgül Y yönünde 26. Enter. Dairenin birinin merkezi. Dairenin yarı çapı 33'müş. Enter. Bir enter daha. Dairenin etrafına geliyorum. Merkezden yakalıyorum. 28 enter. Sonra offset komutunu diye çalıştırıyorum. Şurasını şunlardan içeriye. En dıştan içeriye 5. Şundan içeri 5. Şundan içeri 5. Bir 5. Bir 5 daha varmış. Yine bir 5 daha buradan, bir 5 daha buradan dedikten sonra TR enter enter. Şimdi gereksizleri şurası pardon şöyle geri alalım. Trim yapacağım yerlere bakalım. TR enter enter. Şunlar gitsin. Şunlar da gitsin. Şu da şöyle gitsin. Evet. Delete, delete, delete,
TLT. Şuna TR enter diyelim. Şuraları da silelim. Şunlar var. Böylece dekorlu kapımız çizilmiş oldu. Ölçülendirmelerine geldiğimiz zaman 25 varmış, 5 varmış. Bunun için çoğaldım diyoruz. Çoğaldım. Enter. Şuna geliyorum. Sonra şuna geliyorum. Sonra şuna geliyorum. Enter diyorum. Çekiyorum şöyle. Hatamız neyi? Hatamız şu. Bunu seçelim. Şuraya eksen diyeceğiz. Pardon, ölçülendirme diyeceğiz. ESC. Tekrar bu ölçülendirmeyi getirelim. 5, 42, 5. Ona gelelim. Onu da değişik bir yolda şuradan yapalım. Şunu getirelim. Pardon, şunu şöyle yapalım. Normal ölçülendirmeye girelim. Şununla şu ucu arası 5'miş. Evet. Şimdi şuna tıklıyorum. 5 burası. Buradan şu uca kadar gelmiş. 42. Buradan şu uca kadar gelmiş. 5 ESC demiş işte. Bununla. Şurasını yapalım. Şurasını şimdi uzunu yaptıktan sonra ya buradan var. Onu da ya bununla şu çizgiye geliyorum. Üzerine geliyorum. Tıklıyorum. Çekiyorum 110. Şu 40'ı şöyle yapabilecek miyiz? Ha, oradan tutuyorum. Öyle geliyor. O zaman şöyle yapsak. Önce şu 40'ı yapsak. Şu merkezden şuraya bir 40 yapsak. Sonra şununla neyse. Biraz aşağı indirelim. Şuraya geliyoruz. Tıklıyoruz. 110'da böyle yapmışız. Da böyle 40 110 R'lere gelelim. Onun için şuradan bakalım. Radius'un biri burası. 28 bir de dış 33. Sonra şu 5'ler var. Onun için çoğaldım diyelim. Şunu seçiyoruz, şunu seçiyoruz. Şu bir, şu iki, şu kenar üç, şu kenar dört ve enter. Şöyle koyalım. Çok uzattık. Şöyle koyalım. Onu yaptıktan sonra şu 5 hayret 5'ler niye? Neyse eski haline getirelim. Öyle olsun. En dıştan dışa 52 varmış. Onu da şöyle geliyorum. Şu çizginin üzerine geliyorum. Şöyle çektiğim zaman böyle 52 var. Ondan sonra
Şurada 3 milim varmış. Şunu seçiyorum. Gelip bunu seçiyorum. 3 milim. Şöyle 3 milim oldu. Sonra 25 yaptık. Oraları yaptık. 5'i yaptık. Tamam orası. Şuradaki 5 milim var. Şununla şunun arası da 5 milimmiş. O da tamam. Bir 5 milim de şurada var. Şununla şunun arası da 5 milimmiş diyelim. O da tamam. 40 milim o tamam o tamam. Böylece tamam görünüyor. Eksik yok gibi. Şunu siliyoruz şimdi. Şunlara şunu seçelim. Şunu seçelim. Şunu seçelim. Şunu ve şunu. Sonra buradan tutup bunu indiriyoruz. Buradan tutup bunu indirelim. Buradan tutup bunu indirelim. Olmadı. Geriye al. Şunu tut. Şuradan. Tam şöyle indir. Şunu da şöyle biraz indir. Hı. Şu yazımızı da pardon, yazımızı da şuradan tutup şöyle koyalım. Evet, dekorlu kapı çizimi böylece tamamlanmış oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar.